Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur? Burada A hem 1'e hem de 3'e gittiği için, iki farklı yere gittiği için fonksiyon değil. Burada A 1'e ve 2'ye gittiği için aynı şekilde fonksiyon değil. E D şıkkında A farklı yerlere gitmiş. E şıkkında da A B gitmiş ama C ve D açıkta kalmış. Tanım kümesinde açık eleman kalmış, fonksiyon değil. F3'te A, B, C, D hepsi bir yere gitmiş ve bir eleman iki yere gitmemiş. Bu bir fonksiyon doğru cevap C seçeneği. Birincisinde doğal sayılar doğal sayılara gitmesi gerekiyor. Buraya ben sayı yazarsam sonuç 2 ile toplanınca o da doğal sayı olur. Ve bütün elemanlara karşılık bir değer bulurum. Bu doğru bir fonksiyon. İkincisinde doğal sayılar reel sayılara gidecek. X'e doğal sayı yazınca mesela 4 yazsam 1 bölü 3 bir reel sayıdır. O yüzden bu da bir fonksiyon. Dördüncü de reel sayılar reel sayılara gidiyor. Sonucun x kare olmasını istiyorum. İstediğim reel sayı yazarım buraya. 0, 1, 2 veya 1 bölü 2 gibi. Sonuçta bir reel sayı olur. Bunda da problem yok. Burada x tanımsız olurdu ama zaten sıfırı tanım kümesinden çıkarmış. Eğer 0 verseydik burası tanımsız olurdu. Öyleyse problem kalmamış. Ve yine reel sayı verdiğimde sonucu reel sayı bulurum. Bunda da problem yok. Ama bunda bir problem var. X'e 2 e, verdiğimde mesela kök 5 olur. Ve kök 5 tam sayı değil. O yüzden tam sayıların hepsinin örtülmesi gerekir. Açık eleman kaldığı için bu bir fonksiyon değil. Cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangileri bir fonksiyon belirtmez? B şıkkı ile başlayalım. B dikeyde çizgiler çiziyoruz. Tanım kümesindeki bütün elemanların karşılık bulması gerekir. Bütün reel sayılar açıkta kalan bir eleman olmadığı için bir yere gidiyor. Doğru. C şıkkında burada bir açıkta eleman görüyoruz. Dikeyde çizgiler çizdiğimizde tek bir açıkta eleman var ama o zaten eksi bir. Bizim tanım kümemizde değil. O yüzden bunda da sorun yok. Fonksiyon. Burada dikeyde çizgiler çiziyoruz. Bütün elemanlar bir yere gitmiş. Doğru. Burada da tanım kümesine dikkat ediyoruz. Eksi 1 ile 1'den sıfırdan yukarısı yani alt taraf bizi ilgilendirmiyor. Orası bizim tanım kümemizde ve görüntü kümemizde yer almıyor değer kümemizde. Diğer tarafa dikeyde çizdiğim çizgilerde açıkta kalmadığı için eksi bir bir aralığı bu da doğru. A şıkkında dikeyde çizgiler çiziyorum. İki yerde kestiği için bir eleman iki farklı yere gitmiş demektir. Bu yanlış. Yani A şıkkı fonksiyon değil. Ben şemasıyla gösteriyorum daha rahat olsun diye f1 2 imiş. 1 2'ye gidiyor. Ve f2 de 2'ye gidiyor. Diğeri için g 1 1'e gidiyor. g2 2'ye gidiyor. birebir olan fonksiyonların kümesi A kümesiymiş. Birebir olan burada Birebir ve örten olduğuna göre zaten 3 eleman var. 6 2'ye gitmiş. 4B -2A 4 B eksi 2 A 4'e gitmiş. 4 de 4 A artı 2 B'ye gitmiş. Burada karşı tarafta 6 eksik. Burada da 2 eksik. Hepsinin bir yere gitmesi gerekir. Ve hepsinde örten olduğu için sonuçta bulunması gerekir. Bu ikisini çözelim. Şunu yarıya bölerek yazacağım. 2 B eksi A eşittir 1. Yani bunu 2'ye böldüm direkt. Şuna kullanacağım. Çünkü 4A artı 2B eşittir 6. Bu ikisini 6 alt 6 çözersek üst tarafı çıkarıyorum. 5A eşittir 5. A 1. A'ya 1'i getirip burada yazalım. 2B eşittir 2. B 1. A 1 B 1. Yerine yazalım. F'in tersi A'ya 1 B'ye 1 yazıyorum. F'in tersi 4 artı F 4 oldu. Burada biz 2'nin 4'e gittiğini görüyoruz. Demek f'in tersi 4 2. 4'ün de 6'ya gittiğini görüyoruz. Bunların toplamı 8. Doğru cevap C seçeneği. Sabit fonksiyonlarda f(x) fonksiyonu bu x'in katsayıları oranına ve diğer şu sabit kısımların oranına eşittir. Buradan hem fx fonksiyonu hem m'yi bulacağız. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda eksi 2 m eksi 2 eşittir. m eksi 11 olur. 3 m 9 ve m 3 olur. m'ye 3 verirsek biz fx fonksiyonunun 4 bölü 1'den 4 olduğunu anlarız. fx fonksiyonu sabit olduğu için bu x'e ne verirsek verelim. m'ye de versek n'ye de versek fark etmez. Sonuç 4 çıkacak. Öyleyse fm 4 m 3 olarak da bulmuştuk artı 3 eşittir 7. Doğru cevap E seçeneği. F birim fonksiyonu olduğuna göre 3A artı B. A eksi B eşittir 1. 6 Alt 6 topladık. 4A 12. A3 A 3 çıktı. A'yı burada getirdik yerine yazdık. Veya altta yazalım daha rahat. 2 de B çıktı. A'yı ve B'yi tespit ettik. F birim fonksiyonu olduğu için A3 F3 3'tür. Bu da G A eşitmiş. Bu arada G da sabit fonksiyon G Yani içine ne olursa olsun G'lerin hepsi 3 olacak. Burası Şuradaki F3 3 Buradaki F3 3 F B 2 verirsek birim fonksiyon olduğu için 2 ama g'ler sabit ikisi de 3 3 Dolayısıyla 5 bölü 6 doğru cevap c seçeneği f real sayılar üzerinde tanımlı tek fonksiyon olmak üzere x karenin önündeki kas sayının 0 olması gerekir çünkü tek fonksiyonda kareli çift kuvvetli terim olmaz ve sabit sayıda olmaz bunun da 0 olması gerekir yani b 0 a artı 2 0'dan a eksi 2 Bunlara ikinci fonksiyonda gx fonksiyonda yerine yazalım. A'ya eksi 2 yazdık. Eksi 4 artı 6'dan 2 oldu. B'ye de 0 yazdık. Gx fonksiyonunu bulmuş olduk. G2'yi soruyor bize. 8 artı 4'ten 12 doğru cevap C seçeneği.